Harika. Evet. Peki, hep bir hedefin var diyorsunuz. Evet. Yani sizi araştırırken bununla çok karşılaştık. Hedefinizden bir bahsedelim. Neymiş o hedef? Neresindesiniz? Ne kadar yaklaştınız? Ne kadar uzaktasınız? Şimdi şöyle bir açıklama yapayım her şeyden önce. Ben sosyal medya kullanıyorum. Evet. Sosyal medyayı çok aktif de kullanıyorum. Ben işte bu kitabı çıkarabilmek için 2 yıl mücadele verdim. 2-2,5 yıl. Bu arada da üzerinde düzeltmeler yapıyorum. O yayın evine gönderiyorum. İşte kimisi de %7,5 veririz diyor. Diğer yayın evine gönderiyorum. O diyor işte para gerekiyor diyor. Diğerine gönderiyorum. İşte diyor biz diyor bunu basarız ama diyor herhangi bir diyor sanatsal alandaki diyor haklarınızda diyor bizim olacak diyor. Hep böyle bulamadım yani yayın evi bulamadım ama bu arada bunları kısa kısa paragraflarla kitabımdan böyle kısa paragraflar paylaşım yapıyorum. Ve bazen de abartılı diyorum ki bakın diyorum belki de diyorum bu kitap çıktıktan sonra diyorum arkadaşlar diyorum şeyi diyorum Nobel ödülünü ben alacağım diyorum. Dünyaca diyorum ünlü diyorum bunlar hala durur bakın şeylerime. Evet. 1,5 yıl önce söylemişim bunu. Fotoğrafımı çekmiş bir arkadaşım. Bir çocuk burada o da şey berber kendisi işte bir gün bana demişti böyle kafamda da yine böyle bir kasketim var Nalan abla dedi şöyle dedi artistik bir poz dedi verdi de altına da bir yazı döşersin dedi. Tamam dedim ben de o fotoğrafı çekti şeyden göndermiş bana Messenger'dan o zaman akıllı telefonum yoktu. Dedim ben bunu paylaşayım ya dedim şuraya baksana falan böyle biraz da böyle mübalağa yapıyorum aslında kendimle de biraz şey yapıyorum nasıl böyle. Kendimle alay etmeyi de seviyorum, yüzleşmeyi de seviyorum ya, evet ya seviyorum yani. Mizahı da seviyorum, evet evet evet. Belki biraz abartılı ama içimde de var yani beynimin derinlikleri, ruhumun derinliklerinde de var öyle bir inanç. Sanki benden başka bir Nalan Türkeli var, diyor ki ya bak böyle olacak, şöyle olacak diyor. O dedikleri aynı gün belki o zaman çerçevesinde gerçekleşmesi de ileriki günlerde gerçekleşiyor abi nasıl bir şey ben de bilmiyorum anlamıyorum yani. Sonra hayal etmekle oluyor. Evet galiba. Ya hayal etmekle oluyor. İşte oraya da yazmışım ben demişim işte Nobel ödülü benim olabilir bak söylüyorum şimdiden baksanıza John Travolta'ya benziyorum fotoğraflarda falan. Böyle şeyler hedefim amacım hedefim gerçekten kitabımın bir gün gelip dünya dillerine çevrileceği inancını hiç yitirmiyorum ve olacak diyorum belki ben hayatta olmayacağım ama belki de olacağım, göreceğim, orasını bilemiyorum. İnşallah. Ama olacak, dünya dillerini çevirecek bu kitap. Çünkü bu kitapta gerçek anlamda ortak bir dil var. Dünyanın ortak dili var. Yani ne kadar coğrafyalar ayrı olsa da, efendime söyleyeyim, dünyanın bir ucundan diğer ucuna insanların giyimleri, renkleri, şunları bunları farklı olsa da hayır, insanız ve onları bütün dünya insanlarını bir noktada buluşturacağıma inanıyorum. Böyle de bir inanç var. Belki biraz çok mübalağalı konuşuyorum ama hissediyorum, böyle hissediyorum. Ne yapayım yani? Söylemeyeyim mi? Böyle işte. Söyleyin, harika. Kesinlikle söyleyin, daha da fazla söylemeye devam edin bence. Peki sizce ne kadar yaklaştınız bu hedefe? Yani işte biraz önce söylediğim gibi aslında ben dünyanın merkezindeyim. O dünyaya derken bir merkezdeyim. Pencerelerim var. Bir sürü pencerem var. Böyle bakıyorum. O pencereden bakıyorum. Kuzey Kutbu'nu görüyorum. Bu pencereden bakıyorum. Atlantik Okyanusu'nu görüyorum. Öyle anlatayım artık yani. Orayı bakıyorum. Afrika kıtasını görüyorum. Ve hepsini birleştiriyorum bir anda. Ne kadar yaklaştım? Bilemiyorum. Hani bunun için henüz vahiy gelmedi. Geldiğinde söylerim. Tamam, geldiğinde haber verin o zaman. Tamam, olur. Yani böyle bir duygu bu. Çocuklar çok bir şey oldu ya. Yok yok. Aa, harika, hayır hayır. Espiritüel oldu birazcık hayır, ya. Hayır, hiç şey gerek yok, sorun değil. Peki bir seyyar satıcılığa tekrar dönelim. Hiç bırakmayı düşündüğünüz bir an oldu mu? Hani bırakayım, tekstilde de çalışmışsınız zaten. Başka bir şeye geçeyim. Olmuyor, buradan para kazanamıyorum. Ya da yazarlığıma uymuyor gibi. Tabii ki hani insanlar örtüştüremiyor zaten normal olarak da yakıştıramıyorlar. Çoğunluk öyle yani. Neden diyorlar hani madem yazarsınız bakın yani de bakıyoruz hani gerçekten de internete bakıyoruz gidiyoruz hani sizinle ilgili
yüzlerce haber var. Evet. Her yerdesiniz ama siz hala seyahat sızıcılık yapıyorsunuz. Ben de diyorum ki halkın içinden çıkan yazarlar diyorum, işte diyorum hep yoksullukla ölüyorlar diyorum. Buna diyorum Orhan Kemal diyorum, örnek diyorum. Mesela Ömer Seyfettin. Gerçekten böyle. Bu da çok acı bir şey, biliyor musunuz? Belki bizlere imkan sunulmuş olsa, değerinde kitaplarımız telifi ödenmiş olsa, efendime söyleyeyim, gerçek anlamda değer kazanmış olsa, değerler değer kazanmış olsa, belki daha çok üretken olacağız. Çok doğru mesajlar vereceğiz. Dünya çapında toplumlara çok doğru mesajlar vereceğiz. Kendimizi de yetiştirme fırsatımız olacak. Yani insan kitap yazmakla her şeyi biliyor diye bir şey yok. Bazen 5 yaşındaki çocuktan öğreniyorsunuz hayatın bilmediğiniz noktalarını. Çocuklar sizin öğretmeniniz oluyor. Yaşam bir şey, okul, bizler de öğrenciyiz. Ben iyi bir öğrenci olma, yazarlık konusunda iyi bir öğrenci olma çabasıyla hem seyyar tezgahımla hem de işte kağıdımla, kalemimle böyle bir teker gibi böyle gidiyorum. Bakalım nereye kadar gideceğim bilmiyorum yani. Böyle gidiyoruz işte. Biraz önce fark ettim, böyle kağıdınız, kaleminiz var. Hep yanınızda değil mi? Not alıyorsunuz. Evet evet, ben devamlı not alıyorum. Sürekli böyle buralarda not evet. alayım diye yanınızda taşıyorsunuz. Evet, evet, yanımda taşıyorum yani. Tezgahın altında da vardır öyle şeyler. Böyle yazacak olduğum mizah. Genelde işte mizah ağırlıklı artık hikayeler yazmaya çalışıyorum ama gerçek anlamda belki de dramatik bir öyküden daha çok etkilidir. Onun içindeki olan trajikomik hikayeler. Dramatik bir romanı okuduğunuzda bile o şeyi hissedemeyebilirsiniz. Ya öyle inandırıyorum kendimi. İnanmasam yazamam daha doğrusu. Böyle. İçindeki bütün hikayeler gerçek. Gerçek, evet. Hatta evet. Biraz önce kurgu var mı dedim. Yok. Kesinlikle yok. Tabii ki betimlemeleri olur yani, kalem, her yazarın kaleminde bir betimleme olabilir, bir tasvir. Mesela ben sizin gözlerinize bakarken sadece o ele göz görmem, gözlerinizin derinliğinin arkasına bakarım, onu çıkarmaya çalışırım ortaya. Bir ressam gibi, ressam fırçasıyla betimler hayatı, yazar da kalemiyle. Böyle bir şey işte ya. Öyle yani. Peki neler bekliyorsunuz özellikle bu son kitabınızdan? Bu son kitabımdan az önce de söylediğim gibi ben daha iyi bir yayın evine geçiş yapmak istiyorum. Tamam, sağ olsunlar. Destek oldular bana. Ufak da olsa bir çok sembolik bir telif ücreti aldım. Para konusu orada zaten düşünmedim onu ben. Önemli olan kitabımı çıkarabilmekti. Çok beğendiklerini söylediler, destek verdiler. Çıkardılar kitabımı. Fakat bir eksik olan bir şey var. Benim Varoş'ta Kadın Olmak ilk çıktığından 2 gün sonra gerçek anlamda Türkiye'de büyük bir patlama yaptı. Ben onu bundan bekliyorum. Evet, bunda da bir patlama oldu. Fakat istenilen yerde bulunamıyor kitap. Bu beni çok üzüyor. Bütün raflarda vardı kitabım benim, Varoş'ta Kadın Olmak, ve o koşullarda, o şartlarda. Belki de internet dönemi, sanal dünya başladığı için mi bulunamıyor bu kitap, bilemiyorum. Aslında şöyle bir şey de var Nalan Hanım, çok kitap da çıkıyor. Evet. Yani hani onlar içerisinden ayrılabilmek var. Yani baktığında kitabın kapağında göremiyorsunuz sonuçta onun içini. İnsan böyle bir okuyamıyor, bilemiyor yani. Tabii ki, i̇şte tabii bu, ki. Yani artık şans mı bilemiyorum. Ama yine de hani mesela yayın evinin tanıtım konusunda yetersiz kaldı ama kitap kendini kendini tanıttı kitap. Kapağıyla bir de ilgi çekici bence. Kapağı bile ilgi çekici. Şöyle ki ben aslında kapağı böyle istemedim. Şu ben kelepçe vurulmuş bir dil söyledim onlara. Dedim böyle bir şey dedim. Ya pranga olur, kilit olur, evet. İşte kelepçe olur. Onlar da dudak koymuşlar. Biraz böyle erotizmi çağrıştırıyor ama hiç alakası yok kitabın içeriğiyle. Evet, hiç alakası yok. Bazıları da dedi, takılma dedi. Ben ünlü gazetecilerle görüştüğümde dedi, takılma dedi. Hoş olmuş dedi, evet, olsun dedi. Evet, gayet dedi, hoş olmuş. Neden de takılıyorsun ki dedi yani. Gayet güzel. Zaten dil sivri bir dil. Kıvrak bir dili temsil ediyor. Konuşurken işte birileri tak diye böyle kelepçe vuruyor. Onu ima etmeye çalıştım. Ben zaten içinde de aynı birebir öyle bir öykü var içinde. Onu da oraya koyduk öyküyü. Okusunlar. Böyle işte Damla Hanım, evet, okusunlar. Sevecekler. Nalan Türkeli kitabını, Dilli Don'u çok sevecek okuyanlar.
Çok olumlu yani, tepkiler geliyor. Çok evet, olumlu tepkiler geldi. Evet, evet. İşte şeyden sosyal medyada benim Twitter olsun, Facebook olsun. Önemli takipçilerim var, sayfa arkadaşlarım var, öğretmenler, gazeteciler, yazarlar, çizerler. Birisi de Atatürker'dir, Atatürker abimdir. Evet, birazdan onu da evet, alacağız. Evet. Ya ona da bir kısa bir görüntü versiniz, çok iyi olur ya. Tabii ki. Hepsi beni etiketlemiş öğretmenler ve kendileri hikaye, yani uluslararası çapta ünlü yazarlar bunlar. Etiketlemişler, mükemmel diyorlar. Yani bu kadar aydınlatıcı, öğretici, eğitici. Yani diyorlar bir felsefe kitabı diyorlar. Gerçekten okuyanlar böyle çok olumlu tepkiler alıyorum. Genelde hep olumlu tepki aldım. Şu zamana kadar tek bir olumsuz tepki almadım. Bu da benim yazma cesaretimi artırıyor. Bu beni mutlu ediyor. Umutlarımı çoğaltıyor. Dediğim gibi her an dünyaya açılabilirim. Evet, o ışık var. Evet yani, evet. Peki, gerçekten öyle. Peki aileniz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ailem yazdıklarımla tabii ki adımı duyurmuş olmamdan dolayı seviniyorlar. Fakat biraz onlar farklı baktıkları için, hayata farklı baktıkları için, daha muhafazakar değerlerine, inanç biçiminden olsun, inançlarıyla, işte yaşadıklarıyla daha bir muhafazakar bir yaşam biçimine sahip oldukları için birazcık aramız bazı kardeşlerimle nane molla diyebilirim yani. Böyle de bir durum var. Okuyorlar ama. Okudular, okuduktan sonra mı yoksa en baştan mı? En başına, eskiden bu yana böyle yani. Beni fazla sıra dışı buluyorlar yani. Evet, yani, sıra dışı olduğunuz doğru olabilir ama evet, bir dışlanmak evet, gerektirmiyor evet. Aslında. Yani sıra dışı olmam beni sıradan kılmıyor yani. Yani sıra dışıyım ve ben kendimi seviyorum ya. Ben Nalan Türkili, o içimdeki yazan Nalan Türkili ile çok barışığım. Yani seviyorum ben bunların kendimi. Bunların üstü yok galiba. Yani öyle, öyle yani, öyle.